Çek abi, çek, sen bırak. Yani ne ağlayabiliyorsunuz, ne bağırabiliyorsunuz. Çünkü şoka girdim gerçekten. Çocuğa bir şey oldu. Hani korktum, çocuğun kolu gitti. Ailesiyle gittiği alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşadı. 3 yaşındaki Rüzgar'ın kolu yürüyen merdivene sıkıştı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Küçük çocuk kurtarıldığında eli artık eskisi gibi değildi. Tersten gelen merdivene çıkmaya çalışıyordu. Sübürkelik olan yerlerin arasına girdi eli. Olay olduktan 45 dakika sonra Rüzgar çıkartılabildi. Oranın teknik servisi yürüyen merdiveni çözemedi. Rüzgar geçtiğimiz Eylül ayında anne ve babasıyla birlikte AVM'ye bebek arabası almak için gitti. Ancak iddiaya göre yürüyen merdivene tersten binince birkaç adım sonra sol kolunu kaptırdı. Beraber yürüyorduk. Hani birden fırladı, babası da koştu onu tutayım derken Rüzgar düştü. Eli bilekten itibaren tamamen içerideydi ve kan kaybediyordu. Tesadüf üzere orada geçen bir doktor bize yardımcı oldu. Ambulanslar geldi işte. Bayağı uğraştılar çıkartmak için. Hastaneye kaldırılan Rüzgar 6 saatlik bir operasyon geçirdi. Kopmak üzere olan kolu yerine dikildi. Ancak iddiaya göre yapılan tek ameliyat ona sağlığını tamamıyla geri getirmedi. Tam şu bilekten itibaren koptu. Şu an şu yalnızca 3 parmağını oynatabiliyor. Baş parmak ve küçük parmaklarını oynatamıyor. Aile Rüzgar'ın geçirdiği kazada alışveriş merkezinin de ihmali olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Alışveriş merkezi aleyhine tazminat davası açtı. %100 eskisi gibi olmayacak dediler. Muhakkak bir hasar kalacak, buna kendinizi alıştırın dediler. En fazla %50 oranında elini kullanabilir. Rüzgar 3 yaşında ve çok hiperaktif bir çocuk. Arkadaşlarıyla birlikte parkta koşup oynamak istiyor. Ancak sol kolu çok hassas olduğu için zamanının büyük bir kısmını evde boyama kitaplarıyla geçiriyor. Bir şeylerle oynamak istiyor, elini atıyor ama geri çekiyor. Korkuyor çünkü eskisi gibi değil. Gece uykularından uyanıyor, ağlıyor. Dava 8 Mayıs'ta. Mahkemenin istediği bilirkişi incelemeleri taraflar için devam ediyor. Rüzgar'ın ailesi davanın seyrini Rüzgar'ın geçireceği ikinci operasyonun belirleyeceğini söylüyor.